Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen konumuzda olduğu gibi bu konumuzda da doğal sayılarda çıkarma işlemi işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere toplama işleminde birçok işlem görmüştük. Sıra çıkarma işleminde. Bakalım çıkarma neymiş? Hemen bakıyoruz. Çıkarma işlemini şu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. 8 tane çocuğumuz var. Bahçede yakan top oynuyor. Çocuklar bu oyunu oynarken de bayağı eğleniyor. Biliyorsunuz hepimiz oynamıştık. Ben de oynamıştım hatta çocukluğumda. Şimdi burada diyor ki iki tane isyanlı oyundan çıktı. Altı çocuk oyuna devam etti. Önce bir sayalım mı arkadaşlar kaç çocuğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar 8 tane çocuğumuz var. İki tanesi oyunda yanmış ve oyundan çıkmış. Aşağıya resme bakıyorum. Kaç çocuk kalmış geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye 6 tane çocuğumuz kalmış. Sonra ne demiş arkadaşlar burada? 2 tanesi 6 çocuktan 2 tanesi daha yanıyor. Ve oyundan çıkıyor. 4 tane çocuk oyuna devam ediyor. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Demek ki görülen bu. 6'dan 2 çıkartıp 4 çocuk ile oyuna biz devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu hoca ne demek istiyor? Hemen bakalım ne demek istiyor hocam. Bakalım bunu birlikte yapalım önce. Aşağıdaki hayvanlardan seçilen kadarını ayıralım. Yan tarafa ayıralım. Bakalım kalan hayvanların sayısı neler olacak? Akvaryuma bakıyoruz arkadaşlar. Burada. Akvaryumda kaç tane balık var şu an? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane balığım var. Ve yakalama sepetinde de bir tane balığım daha var. Demek ki aslında akvaryumumda 6 tane balığım varmış. Birini yakalamışım. Bakın görüldüğü üzere. Birini yakalamışım. Ve akvaryumumda biraz önce saydığım gibi 5 tane balığım kalmış. Aşağıda ne demiş? Ağaçta kuştan birkaç tanesi uçuyor. Ağaçta bu kadar kuş kalıyor. Bir bakın arkadaşlar ne demek istiyor burada? Ağaçta kaç tane kuş varmış acaba? Uçup gitmiş kalanlar. Sonra geriye kaç tane kalmış? Hadi kuşları hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ağaçta 6 kuştan kaç tanesi uçmuş arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 tane kuş uçmuş. Geriye ağaçta 1, 2, 3 tane kuşumuz kalmış. Görüldüğü üzere ağaçta kuşlar uçuyor ve geri kalan kuş sayısı da burada görüldüğü üzere belli oluyor. Bakalım. Biraz önceki örnekte olduğu gibi, kuşlarımızın örneğinde olduğu gibi kaplumbağa örnekleri var. Dere akıyor arkadaşlar. Derede kaplumbağalarımız var. Kaç tane kaplumbağamız var? Hep beraber sayalım. Hadi bakalım. Hep birlikte 1, 2. Bakıyoruz. Evet. İki kaplumbağadan bir tanesi gördüğünüz üzere taşlardan çıkıyor. Ve derenin içerisinde bakalım bakın bir kaplumbağa ayrılıyor. Ve derenin içerisinde bir tane kaplumbağamız kalıyor. Şimdi bir tane daha örneğimiz var. Bu örnek neyin nesi bakalım. Önder, Ebru, Reyhan ve Tarık evlerinden okula gidiyorlar. Okula ulaşmak için kaç adımları kaldığını söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, Ebru'nun evi burası. Gördüğümüz üzere. Önder'in evi burası. Tarık'ın evi burası. Ve Reyhan'ın evi burası. Ne demişlerdi? Okula ulaşmak için kaç adımları kaldı? Farkındaysanız, tamam, evlerinden adım atmışlar. Ama şöyle de bir durum var. Bulundukları şu anki konumdan okula gitmeleri gerekiyor. Önder 10 adımlık yolun 4 adımını yürümüş evden çıktığında. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet, Önder 10 adımlık okula 4 adımını yürümüş. Okula ulaşmak için de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane adımı kalmış. Peki, şöyle bakalım arkadaşlar. Hemen bir geri geliyorum slaytıma.
Peki, sizce Reyhan'ın okula kaç adımı kaldı? Önce Reyhan'ın adımlarını sayalım. Evet, burada gözükmüyor olabilir örneğimiz ama biz bunu kendimiz görelim. Reyhan'ın evi neresiydi arkadaşlar? Burasıydı. Adımlarını önce sayalım mı hep birlikte? Toplama işlemini görmüştük. Sayıları da görmüştük. Doğal sayıları da görmüştük. Hadi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, Reyhan'ın evinden okula 13 adımlık bir mesafesi var. Fakat şimdi şöyle bir düşünelim. Reyhan kaç tane adım atmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 13 adımlık bir yolda Reyhan 7 adım atmış. 13'ten 7'yi çıkarttığımızda okula kaç tane adım kalıyor? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani Reyhan'ın okula atacağı adım 6 adımdır. Başka türlü anlatmak gerekirse, papatyanın 12 tane yaprağı var. Rüzgarda 2 yaprağı kopmuş. Papatyanın kaç yaprağı kalmış? Papatyanın yaprak sayısı artar mı, eksilir mi? Önce bunu düşünmemiz lazım. 12 tane yaprağımız var. Ve rüzgarda 2 yaprağı uçuyor. Eksilme işlemimiz, şunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Toplama işlemimizde bir tane artı koyuyorduk, değil mi? Hepimiz bunu hatırlıyoruz. O zaman eksilme işlemi yaparken de eksi işareti, yani küçük kısa çizgi ile gösterilir. 5 eksi 2 eşittir 3. Bu şekilde anlatılır. Aşağıda görüldüğü üzere 12 eksi 2 eşittir 10 ifadesiyle biz bunu söyleyebiliriz. Yani papatyamızın 12 yaprağından ikisi uçmuştu. Geriye kalan yaprağı 10 tane. Evet, bir örnek daha var. Osman kutu devirme oyunu oynuyor. Hepimiz biliyorsunuz bu oyunu oynamıştık. Hep beraber kitapları devirdik, kutuları devirirdik. Ve Osman arkadaşımız, yani şuradaki arkadaşımız yine oyun oynuyor. Peki, görsele bakarak cümleleri tamamlayınız. Hadi bakalım. Şimdi, 10 tane kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane benim kutum var. Osman kaç tane devirmiş arkadaşlar? Bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Doğal olarak da masada 10 kutudan 4 tane eksilmiş bulunmakta. 10 eksi 4 eşittir 6. Şimdi Osman en başarılı atışı yapmak için kaç kutuyu devirmelidir? Düşünelim. Başarılı bir atış yapacak, değil mi? Hepsini devirmesi, evet, devirebilir ama şu anlık imkansız. Masadaki kutu sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Osman bir attığında 4 tane masada kalmış. Kaç kutum vardı benim? 10 tane kutum vardı, değil mi? Bakalım. 10 eksi 4, 6 tane kutum eksildi masadan. Burada görüldüğü üzere. Hep beraber tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane eksildi. Bunu da kelimeye dökecek olursak 10 eksi 6 eşittir 4. Yani Osman bayağı bir başarılı atış yapmış arkadaşlar. Şimdi çıkarma işlemini sözlü ifade etmek. Düşünün arkadaşlar, bu ne olabilir? Şimdi biz önceden ne demiştik? 3 eksi 1 eşittir 2. Biz bu şekilde ifade etmiştik. Ama bunları farklı şekillerde de söyleyebiliriz. Mesela 3 ile 1'in farkı 2'dir. Bu birincisi. 3'ün 1 eksi 2'dir. Bu ikinci ifade. 3 eksi 1 eşittir 2. Bu da üçüncü ifade. Biz ilk başlarda 3 eksi 1 eşittir 2 ifadesini kullanmıştık. Buradan zaten görüyoruz. Bakın, burada kayıklarımız var arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane kayığımızdan bir kişi binmiş ve geriye sadece boşta 1 ve 2. 2 tane kayığım kalmış. Düşünelim bunu arkadaşlar ve cevaplayalım. Ne demiş? 5 kediden 2 tanesi ayrıldı. Geriye 3 kedi kaldı. Bakalım. Sayalım hep beraber.
3 tane gri kedim var, 2 tane de mavi kedim var. Bunlardan kaç tanesi ayrılmıştı? 3 kedi ayrılmıştı, değil mi? Pardon, 2 tane kedi ayrılıyor. 5 eksi 2 eşittir 3. Yani geriye 3 tane kedim kalıyor. Uğur böceklerim, sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 uğur böceğinden. 1, 2, 3. 3 tanesi uçtu. Geriye 1, 2, 3. 3 tane uğur böceğim kaldı. Peki, ifadeye dökecek olursak, hani demiştik ya, atıyorum 3 eksi 1 eşittir 2 gibisinden. Burada da 6 eksi 3 eşittir 3. Bakıyorum, 6 eksi 3 eşittir 3. Ve sincaplarımız, son örneğimiz. Şimdi, kaç tane sincapım var arkadaşlar? Hemen bakıyorum, 1, 2, 3. 3 tane sincaptan. 1 tane sincap gitmiş. Geriye kaç tane sincapım kalmış? 2. Evet. Görüyoruz. Bir sincap gidiyor ve geriye sadece 2 tane sincapım kalıyor. Evet arkadaşlar, bu eşleştirmeleri hep beraber yapalım şimdi. Siz de düşünün bakalım ne olabilir. Evet, düşündüğünüzü varsayıyorum. Bakalım. Görüldüğü üzere burada bir abaküsümüz var. Evet, doğru bildiniz. Abaküsümüz var. Yaklaşık bakalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane abaküsümde yuvarlağım var. Bunlardan ikinci örneğe bakıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunlardan ikinci örnekte 6 tanesi kırmızı, 4 tanesi mavi. Şimdi bana diyor ki 10 tane kırmızı, 6 tane kırmızım var, 4 tane mavim var. Toplamda 10 tane yuvarlağım var. 10 yuvarlaktan bu 4 maviyi çıkardığımda geriye ne kalır? Hemen bunun eşleştirmesini bulalım. 6. Güzel, bildiniz, doğru. Bunun eşleştirmesine bakıyoruz. 10 eksi 4 eşittir 6. Geri gelelim, devam edelim daha doğrusu. 5 tane kırmızı, 3. örneğe geliyorum. Yani şurası arkadaşlar. 5 kırmızı, 5 tane mavi. Doğru mudur? Evet. Şimdi 10 tane yine yuvarlığım var, değil mi? Burada ama 5 kırmızım, 5 de mavim var. Şimdi 10 yuvarlaktan 5 tane maviyi çıkarttığım zaman bu hangisi olur? Bakalım şöyle. Evet, 10 eksi 5 eşittir 5. Hemen bakalım, doğru bildiniz. Ve evet, eşleştirmemiz de doğru. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artık bunları öğrendik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. 10 tane kırmızım var. Ama hiç sayı çıkmamış. O zaman nereye gidecek? Evet, en yukarıya gidecek. Hadi bakalım. 10 tane kalıyor geriye, doğru. Ve evet, en yukarıya gitti arkadaşlar. Asıl geldik olaya. Affedersiniz. Asıl geldik olaya. 4 tane kırmızım, 6 tane mavim var. Artık arkadaşlar kendimizi geliştirmemiz lazım. Gördüğümüz zaman direkt kaçar tane olduğunu bilmemiz lazım. Geldik olaya. Evet. Şimdi 6 tane mi seçmiş burada bakalım mavi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane mavi, 4 tane kırmızı yuvarlağım var. Şimdi düşünün. 6 tane mi çıkartıyor? Evet, 6 tane çıkartıyor. Kaç tane benim yuvarlağım vardı? 10 tane yuvarlağım vardı. O zaman nereye gitmem gerekiyor? 10 eksi 6 eşittir. Kalan kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane. Bakıyorum. Evet, doğru. Gitmesi gereken yerde. Evet, burası. Aferin arkadaşlar. Çok doğru ilerliyoruz. Çok güzel biliyorsunuz. Geriye ne kaldı? En sonuncumuz kaldı. Arkadaşlar şimdi en sonuncu kaldı. En sona gideyim, işaretleyeyim olayı yok. Bunu unutun. Daima kendimiz kontrol etmemiz lazım. Ve belki yanlış çıkacak, bunu bilemeyiz. Bu yüzden güzel bir şekilde ilerliyoruz. 10 tane yuvarlağım, 1 tane kırmızım,
9 tane de mavim var. Ve farkındaysanız 9 tane maviyi de alıyor. Geriye 1 tane kırmızı kalıyor. Bakalım. Sonucum evet 1. Doğru bildiniz. Ve gitmesi gereken yer burası. Kontrol etmek her zaman için çok önemlidir. Bu eşleştirmelere lütfen dikkat edelim. Şimdi eksilen çıkan kalan nedir? Arkadaşlar birçok bilgi öğrendik. Birçok bilgi araştırdık, işledik, konularımızı işledik. Ama bizim için en kafa karıştırıcı nokta çıkartma işlemidir. Evet toplama işleminde güzel yaptık, güzel öğrendik ama bazen çıkarma işleminde hatalar yapabiliyoruz. Bu yüzden toplama işleminde birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplam vardı. Burada tamamıyla değişiyor isimler. Eksilen, çıkan ve kalan olarak. Örnekle devam edelim. Daha iyi anlayacağınızı inanıyorum. Şimdi iki tane bizim çocuğum var. Ece ile Ege. Bunlar kek yapmak istiyorlarmış. Evde 8 tane de yumurtaları varmış. 3 tanesini kek için kullanıyorlar. Bakalım kalan yumurta sayısı nedir? Hemen öğrenelim. 8 yumurtanın 3 tanesini mi kullandılar? Evet. Geriye kaç tane kalıyor? 5 tane kalıyor. Bakın bu eksilen sayım. Çünkü çıkan her şey eksilenden gidiyor. Kutudaki yumurta sayım benim çünkü 8'di. Eksi 3. Buradaki 3 ne? Çıkan. Yani kullandığım yumurta sayısı. Çünkü kek için 3 tane kullanıyorlardı. Eşittir 5. Bu da kullanılmayan yani evde geriye kalan yumurta sayısı. Biz buna kalan diyoruz. Bunu bu şekil gösterebiliriz. Fakat gelelim toplama işlemindeki örneğimize. Yani işlem basamağıyla yaptığımız, işlem çizgisiyle yaptığımız her şeye. Bakıyorum. Buradaki gibi kafa karıştırıcı değil arkadaşlar. Bu daha basit bir yöntemdir. Biz eksileni en başa, çıkanı ortaya, kalanı da en sona yazıyoruz. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Burada işlem çizgisi var. İşlem çizgisinin sol kısmının biraz hafif yukarısına eksi işaretimi koyuyorum. Bu da benim çıkarma işlemi yaptığımı anlatıyor. Umarım anlamışızdır arkadaşlar. Birazcık karışık oldu ama devam edelim. Örneklerde daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. İşte alt alta çıkarma. Tabaktaki elmaların birini yedim. 2 elma kaldı. Bu işlemi farklı bir şekilde gösterelim. Bakalım önce şuraya bakalım. 1, 2, 3. 3 tane elimde elmam var. Ben ne yaptım? Bunun bir tanesini yedim. Gitti. Burası gitti. Şunu unutun arkadaşlar. Geriye kaç elma kalacak? 1, 2. Hemen bakıyorum. 3 eksi 1 eşittir 2. Hatta şu gösterdiğimi burada yemiş bir vaziyette gösterilmiş. Geriye 1, 2. Gözüken bu. Kalan 1 ve 2. Ve işlem basamağında alt alta çıkarma olarak gösterdiğim zaman 3 eksi 1. İşlem çizgimi unutmuyorum. Sol tarafının hafif üst kısmına eksi işaretimi koymayı unutmuyorum. Geriye kalan 2. Evet. Ve örneğimiz. En önemlisi bizim için alt alta çıkarma. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Hadi hep beraber yapalım arkadaşlar. Kaç tane topumuz var? Birinci örneğimize bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Kaç topumuz var? 2, 4, 5. 5 tane topumuz var. Eksilene yazdık mı? Burası neydi? Eksilen. Bu neydi? Çıkan. Bu neydi? Kalan. Bunu işlem çizgisini unutmuyoruz. Ve çıkarma işlemimizin görselini unutmuyoruz. Şimdi 5 tane topumuz olduğunu saydık. Bundan 2 taneyi çıkarmışız. Bakın çarpı işlemi koymuşuz. Çıktı anlamında koyuyoruz bunu. Çıktı. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3. Bakıyorum. Evet 3. Şimdi diğer örnekleri siz de yapın önce. Bekliyorum. Kaç tane topumuz var arkadaşlar? Evet 4 tane. Güzel bildiniz. Bakalım. Evet 4 tane topumuz var. Kaç tanesi çıkıyor? Bakalım hemen hemen bakalım burada. Bir tanesi çıkıyor. Doğru bildiniz. Ve geriye kaç tane topumuz kalıyor sayalım. 1, 2, 3. Bakalım doğru mu? Evet doğru.
Geriye kalan 3 tane. Evet arkadaşlar. Üçüncü örneğimizi yapalım. Top sayımız ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın arkadaşlar. Eksilerini sayarken çıkan top sayısını da sayıyorum. Bunu sakın unutmayın. Benim için önemli olan şu toplam top sayıları. Bunu sakın unutmayın. Sakın karıştırmayın. Top sayıları benim için çok önemli. Ki çıkanı ve sonra en sona kalanı bulabileyim. Bakıyorum. Kaç tane vardı arkadaşlar? Doğru. 8 tane. Bakalım. Evet. 8 tane topum var. Kaç tanesi çıkmış? 1, 2, 3. Evet. 3 tanesi çıkmış. Geriye kaç tane kalıyor? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane topum kalıyor. Dördüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. Burada kaç tane top var? Evet, tam tamına 9 tane topumuz var. Bakıyoruz, 9 topumuz var. 9 toptan kaç tane top çıkmış? 1, 2, 3 ve 4. 4 topumuz çıkmış. Elimizde kalan top sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane topumuz kalmış. Dördüncü örneğimize geliyoruz. Kaç tane topumuz var arkadaş? 1, 2, 3. 3 tane topumuz var. Buradan çıkan var mı? Çarpı işareti gördüğümüz. Hayır. Çıkan olmadığı için arkadaşlar ben buraya 0 yazıyorum. Çünkü elimde hiç çarpı işareti bulunan bir top yok. Bunun için 0 yazıyorum. Geriye kaç tane topum kaldı? Yine 1, 2, 3. 3 tane topum kalıyor. Ve son örneğimiz, 6. örneğimiz. Kaç tane topumuz var sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane topum var. Bunlardan kaç tanesini çıkarmışım? 1, 2, 3. 3 tanesini çıkarıyorum ve geriye kalan top sayım 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Sunumumuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kendi alıştırmalarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Ve mutlaka derslerinize dikkatli dinliyorsunuz. Hoşça kalın.